Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi için baba ocağı olduğunu kaydeden ve 7 yıl çalıştığı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne mobbinge maruz kaldığını belirten Eray Gider, Özlem Çerçioğlu'nun söylemleriyle eylemleri arasında çelişki olduğunu kaydetti. 2022 yılında Mart ayında iki bayram arası, bayramın arefesinde, Ramazan'ın ortasında benim çocuğum aç bırakıldı. Kim tarafından? Özlem Çerçioğlu tarafından. Ya da Özlem Çerçioğlu'nun şahsına münhasır değil, bürokratları tarafından benim çocuğum işsiz bırakıldı. Niçin? Ben burada sendikal faaliyet yürüttüm. Ben burada kamuya mal olmuş güvenlik konularını dile getirdim diye. İşçilerin sendikal haklarını korumak adına, işçilerin sendikal haklarını hatırlatmak adına, haklarını alması için mücadele vermiş bir ve bireyim. Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda benim baba ocağımdır, benim temelimdir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün bir birey değilim. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu dönem ciddi anlamda Özlem Çerçioğlu'nu desteklemeyeceğimi çok net, açık dille söyleyebiliyorum. 5000 tane üyemiz olan, personelimiz olan Aydın Büyükşehir Belediyesi personellerinin de bunu dikkate almasını istiyorum. Ben görmüş olduğum semzemin geçitlerde görev yapmaktaydım. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı olan bir birimde çalışıyordum. Bu birimde gecenin saat 12'sinde benim Germence'ye gidilmem isteniyor. Bunu söyleyen de Ulaşım Daire Başkanı. Çok ilginç. Ulaşım Daire Başkanı'nın gece 12'de ya da 1'de Germencik'ten buraya ya da buradan Germence'ye ulaşımın olmadığını bilmesine rağmen net belgelerle bunu kanıtlayabilirim. Net videolarla kanıtlayabilirim. Hodri Meydan diyorum. Hodri Meydan diyorum. Bütün Ulaşım Daire Başkanı başta olmak üzere diğer bürokratlarına her şey belgeli, her şey videolu, her şey açık, her şey çok net. Çok rahat bir şekilde, delikanlı bir şekilde bunu söyleyip ifade edebiliyorum. Germence'ye mobbing uygulanmak için buradan gönderiliyorum. Benim çocuğum Özlem Çerçioğlu'na sesleniyorum. Benim çocuğum Ramazan'da, aha da Ramazan'ın birinci gününde söylüyorum. Benim çocuğum 2 yıl önceki Ramazan'da benim çocuğum yatağa aç girmiştir. Aç girmiştir. Net yüreklilikle söylüyorum. Bunu belgelerle de ifade edebilirim. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden işten atılıyorum. Aydın Büyükşehir üst düzey bürokratlarını küçük düşürücü cümlelerden, Tayyip Erdoğan tarafından davalık oluyorum. Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Yani kafa aynı kafa. Ben kime ne ifade edeyim? Nerede demokrasi? Nerede işçi hakları? Nerede emekçinin kutsallığı? Neyi kastediyoruz, neyi bahsediyoruz? Bu gördüğümüz hemzemin geçit, kamu güvenliğine mal olmuş bir hemzemin geçit. Bu hemzemin geçitte otobüsleri, taksileri, dolmuşları vize yapıyorlardı. Benim iş yerim de burası. Gördüğünüz iş yeri benim iş yerimdi. 7 yıl emeğimi verdim buraya. Tuvaletini, suyunu, elektriğini vermeyen bir büyükşehir yönetiminden bahsediyoruz. 7 yıl boyunca bize denildi ki kargaların içine tuvalete gidin, çişe gidin. Bunu söyleyen bizim bürokratlarımız yalansa yalan desinler. İşçileri tek tek dikerim karşısına. Bu kadar net söylüyorum. Ben gerçekten bürokrasinin işlediği, liyakatin esas olduğu bir büyükşehir belediyeye oy vermek isterim. Ben ciddi anlamda bu Ramazan'ın ortasında bana yapılmış olanı, bu Ramazan'ın ortasında da ben haykırmak istiyorum. Hiçbir çocuk girmeyecek yatağa diyen Özlem Çerçioğlu bunu algılasın, bunu anlasın, bunu ifade etsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nden küstürdüğünüz yetmiyor seçmeni. İşçilerimizi ciddi anlamda zorda bırakıyorsunuz. Biz savunacak tarafımız kalmadı artık Özlem Çerçioğlu'na. Ben oy vermeyeceğimi çok net bir şekilde söylüyorum. YSK'nın önünde oturma eylemi 2015'te yapan benim Barış Altıntaş'la. 2015 yılında mühürsüz oylar kabul edildiğinde mücadeleyi veren benim. YSK'nın önünde oturan da benim. İşçiler için mücadeleyi veren de benim. Ama ne olursa olsun işçilerin, emekçilerin hakları ödenmemekte. Ödenmediği gibi de çocukları aç yatağa bırakılmaya mahkum edilmekte. Bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sizin beyanınız, sorularınız ben alabilirim. Çok net. Hani söyleyeceğim bu. Bunun haricinde ya... Herkes farklı işler yapıyor. Burada intihar eden vatandaşlarımız oldu, işçilerimiz oldu. Zorla işe gönderilip ölen vatandaşlarımız, işçilerimiz oldu. Bunlara kulak tıkayamaz. Hiçbir 5000 tane personelimiz buna kulak tıkamamalı. Bugün kendilerine müdahale edilecek. Yarın kendilerine müdahale edilecek. Yarından sonra da kendilerine müdahale edilecek. Bunu bu şekilde görsünler. Net bir şekilde. Şu an mesela hemzemin geçidinde demir yolu üzerinde şu an bakın bütün trafik durmuş durumda. Burada dolmuş ve otobüs taksi vizesi yapılmakta. Ya burada otobüs taksi vizesi mi yapılır Allah aşkına? Bunu dile getirdim diye ben kötü oldum. Bunu UKM mi yapıyor? Bunu UKM daire başkanı yapıyor. Bakın tren geliyor. Şimdi bu trenin önünde burada vize yapıyorlar. Yani
Şaka gibi ama gerçek. Burada vize yapılıyor. Amcam tren geliyor. Burada vize yapılıyor. Düşünün. Burada dolmuşa vize yapıyor. UKOM Başkanı, Ulaşım Daire Başkanı sesleniyorum. Burada vize yapılıyordu. Buna engel oldum diye beni cezalandırdı zabıta daire başkanlığı. Belgeleri de mevcut. İşimi yapıyorum diye ceza verildi bu ülkede bana. Bu belediyede ceza verildi bana işimi yapıyorum diye. Kim tarafından? Zabıta daire başkanlığı tarafından. Kim tarafından? Komiser zabıta tarafından. Komiser İsmail tarafından yapıldı bu. Ben işimi yapıyorum diye, liyakatliyim diye işten atılıyorum. Ya böyle bir şey var mı? Hangi büyük şehri savunacağız? Hangi Özlem Çerçoğlu'nu? Çocukları yatağa aç bırakmak için mücadele veren Özlem Çerçoğlu'nu mu? Yoksa algı olan Özlem Çerçoğlu'nu mu oy vereceğiz? Ben çok net bir dille söylüyorum. Her şey belgeli. Burada vize yapıldığına dair videomuz da vardır. Size de vereceğim. İşten atıldığım zaman atılmış olduğum belgelerimde de çok net. Aydın Büyükşehir üst düzey bürokratlarının küçültücü cümleler diyerek beni 25'e 2 maddesinden, yüz kızartı suçtan işten atıldı. Net söyleyeceklerim bu kadar.